Herkese merhaba. Bugün ilk kitap incelemesi diyebilirim belki, tanıtımı diyebilirim ya da kendi okuduğum kitapta hissettiklerimi paylaşmak diyebilirim. Tam adını bilemiyorum ama okuduğum kitapları paylaşmak da diyeyim, en iyisi öyle. Çünkü ben bir eleştirmen değilim ya da kitaplar konusunda uzman birisi değilim. Sadece okumayı seven birisiyim. Güzel kitapları ya da her okurun kendine ait sevdiği bir kitap türü vardır ya da çeşidi vardır. Benim de sevdiğim kitaplar var ve onları yavaş yavaş sizlerle paylaşacağım. İlk paylaşacak olduğum kitabım şu Çılgın Türkler, Turgut Özakman'ın yazdığı kitap. Turgut Özakman bu kitabı 2006 yılında oğlum için imzalamıştı. Çok özel. Bu kitap 2005 Mart'ta yazılmış ve İzmir Kitap Fuarı'nda 2006 yılında 23 Nisan'da oğlum için bu kitabı imzalamıştı. 2006 yılında oğlum henüz 3 yaşındaydı biz orada gezerken ve ben imzalatmak istediğim zaman kitabı oğlumun adını sormuştu ve ona imzalamak istediğini söylemişti. Çok mutlu olmuştum. Aslında isterseniz o anda ben çok da tanımıyordum Turgut Özakman'ı ve bu kitabını ama sonrasında onu öğrendiğimde, kim olduğunu öğrendiğimde, bu kitabın değerini fark ettiğimde, bu imzanın da değerini fark ettim gerçekten. Çok özel bir anıyı oğluma bırakmış olması ve benim de oğluma bunu hediye edebiliyor olmam çok güzel gerçekten. Adına imzalanmış bir kitabı okumuş oldu oğlum da. Bu kitabı yazabilmek için Turgut Özakman, bu kitabından sonra, bu ilki, şu arkamda görüyorsunuz, benim kitaplığımda var. Diriliş, Şu Çılgın Türkler, Kıbrıs ve Cumhuriyet 1-2 diye iki kitapları, daha çok kitabı var da var. 1992'deydi sanırım, TRT'de Kurtuluş diye bir dizi yayınlanmıştı. Bu kitabın ön sözünde Turgut Özakman diyor ki, bu kitap Kurtuluş'un kitabı değildir. Şöyle diyebiliriz diyor. Kurtuluş'tan daha kıdemli ve geniş bir çalışmadır. Şu denilebilir. Kurtuluş, Şu Çılgın Türkler'den oldukça yararlanılarak yazılmış bir dizidir. Aslında Şu Çılgın Türkler kitap olarak 2005'te, o film 90'larda yapılmış olsa da aslında bu kitabın içinden çıkmış bir dizi. Bu kitabın yazılış öyküsünde 1900, burada vardı, tam tarih söyleyeyim size. 1948 yılında Turgut Özakman 10 arkadaşıyla birlikte, şöyle ön sözünde çok güzel açıklıyor. Ön sözleri ben okumayı seviyorum. 10 arkadaşıyla birlikte Polatlı'dan Dumlupınar, Zafertepe'ye kadar yürümüşler. Bu çok uzun bir yürüyüş. Yani yürümüşler. Herhangi bir araba ya da motorlu taşı kullanmadan yürümüşler. Ve bu yürüyüş sırasında da o bölgede o zaman hala yaşayan, Kurtuluş Savaşı'nı görmüş kişilerle sohbet etmişler, dinlemişler ve onların anlattıklarını defterler dolusu not almış Turgut Özakman. O zaman hukuk fakültesi öğrencisi. Yanlış da söylemek istemedim de. Evet, hukuk fakültesi öğrencisi. Sonrasında iki defa daha sanırım, burada yazıyordu, o yolu tekrar kendisi yürümüş ve dediğim gibi o zaman aldığı notlara birçok notlar eklemiş. Bunlar 1948 yılında olan şeyler. Ve 50 yıl boyunca diyor ki, ben bu konudaki her şeyi biriktirdim. Kitaplar, resimler, başka devletlerin arşivlerinden
belgeler. Bazı kitapları, yabancı ya da Türk kitapları edinip okuduğunda o dönemde fotokopi olmadığı, resim olmadığı için çoğaltma şansı el yazısıyla çoğaltmış. El yazısıyla çoğaltarak o kitapları kütüphanesine katmış ve bunların hepsini araştırmalarının sonucunda 2005 yılında kitap haline getirmiş. Bu kitap, hani bir kitabı aldığınız zaman elinizde arkasını okur musunuz bilmiyorum. Benim için önemlidir. Arkada neler yazdığını okurum. Ön sözüne bakarım. Hani kitabı hiç tanımadığım bir kitap alacağımda içine biraz bakarım ama önemli olan hani bu arkada kim ne demiş kısmı var ya, o çok önemli. Ya da bana güzel geliyor. Bazen birilerinin ne dediği yazmaz burada da, sadece kitabın içeriğiyle ilgili bilgi yazar. Burada İlhan Selçuk'un bu kitap için yazdığı bir şey var. Onu size önce okuyayım. Özakman'ın kitabı tarihsel bir gerçeğin güzelim bir Türkçe ile. Şimdi İlhan Selçuk'u tanıyanlar onun Türkçeyi kullanışını yok böyle. Yani bilmiyorum, ben İlhan Selçuk kadar Türkçeyi farklı ve güzel kullanan varsa da ben tanımamış olabilirim henüz. Ve İlhan Selçuk'un güzelim bir Türkçe ile roman diline dönüştürülmesidir demesi bu kitap için çok çok güzel. Gerçekten de okurken öyle bir dille yazılmış ki kitap, çok kalın görünebilir gözünüze. Hani kitap sayfaları konusunda çekiniyorsanız eğer, bu kitap çok kalın görünebilir. Bakayım kaç sayfa? Bayağı sayfa. 745 sayfa. Ama bu kitabı inanın 5 sayfa gibi okuyacaksınız. Çünkü öyle bir dille yazılmış ve içindeki her şey öyle gerçek ki, birçok kahraman, çok az kahraman burada, başta isimlerini söylüyor zaten kendi ürettiği kahraman Turgut Özakman'ın, ama diğerlerinin hepsi gerçek. Buradan gerçek dediğim zaman birkaç yere ben okumayacağım tabii ki kitabı size. Okumanızı çok isterim. Fakat bu kitapta benim tanıştığım kişiler var. Şu bölüm nerede? Evet, şu bölümde. Albay Fahrettin Bey. Kim biliyor musunuz? Fahrettin Altay. Ben İzmir'de çok farklı mahallelerde oturdum. Bunlardan birisi de Fahrettin Altay mahallesiydi. Fahrettin Altay, albay, bu kitapta çok güzel anlatılıyor. İzmir'e ilk girenlerden birisi. Ama İzmir'e ilk giren kişi. Yine bir mahallede oturmuştum. O zaman araştırmıştım. Kim ki bu Yüzbaşı Şerafettin diye. Yüzbaşı Şerafettin diye mahallesi diye bir mahalle var İzmir'de. Ve nerede biliyor musunuz? İzmir'e girilen yerde, yani Kurtuluş Savaşı'nda İzmir'e girilen yerde, yani şu an gösterilmek isterim, tüylerim yine diken diken oldu. Öğrendiğim zaman çok saygı duymuştum Yüzbaşı Şerafettin'e ve bu kitapta Yüzbaşı Şerafettin'i okuduğum zaman şöyle bir sözü var Yüzbaşı Şerafettin'in. Sadece bu bölümü okuyayım ama size ben. Albay Fahrettin Bey erkenden yatmıştı. Emir subayı Üsteğmen Fevzi Uçaner ile Akın'dan dönen 2. tümenden Yüzbaşı Şeref İzmir, Üsteğmen'in çadırının önünde yere oturmuş dertleşiyorlardı. Yıldız yağmuru başlayınca hayranlıkla susup seyrettiler. Yüzbaşı İzmir'i hatırlamış olmalı ki durup dururken İzmir'e ilk giren subay ben olacağım dedi. Emir subayı yüzü yıldızların ışığında güçlükle seçilen yüzbaşıya korkuyla baktı. Ne diyordu bu yüzbaşı? İzmir çok uzaktaydı ve belki de yarın Yunan savaş makinesinin altında kalıp parçalanacaklardı. Yüzbaşı Üsteğmen'in ne düşündüğünü anlayarak güldü. Delirdin mi diye bakıyorsun değil mi? Korkma, deliliği atlattım. Artık beni ele geçiremez. Yüzbaşı Şeref 2 yıl önce bir İtalyan gemisiyle esir düştüğü Trablus'tan yurda dönerken Yunanlıların İzmir'e çıktıklarını duyunca çok üzülmüş, gerçekten delirmiş, İzmir'e ilk ben gireceğim diye tutturmuş.
Gülenlere ve acıyanlara kızıp kendini Akdeniz'e atmıştı. Gemi durdurularak güçlükle kurtarılmıştı. Bunların hepsinin arkadaşlar notları var burada. Bakın en arka sayfada hangi olayın kaynakçası belirtilmiş durumda. Hepsi gerçek anlatım. Yüzbaşı uzanıp üst değmeni öptü. Sanki ertesi gün İzmir'e girecekmiş gibi sevinç içinde zıplayarak gitti. Yıldız yağmuru artarak sürüyordu. Sadece bu bölüm, bu kitabı nasıl bir dille yazıldığını sanırım size ifade etmiştir. Küçücük bir bölümünü okudum ama beni okurken de çok etkilemişti. Bu küçücük bölüm bile çok etkiledi. İzmir'de Fahrettin Altay Meydanı var, Üçkuyular'da Balçova'ya giderken. O meydanın ortasında Fahrettin Altay'ın büstü var. Oğlum küçükken biz oradan her geçtiğimizde anne bu kim derdi. Hani hep Atatürk'ü görüyoruz. Atatürk değil, o farklı birisi. O çok büyük bir komutan derdim ben ona. Kendisi gitmişti geçen yıl ya da önceki yıl. İzmir'de o meydanda şekil değişmiş. Hani metro çalışması yapılmış, birçok çalışma yapılmış. Ve gözü Fahrettin Altay'ın büstünü aramış. Dedi ki anne sadece yerini değiştirmişler. Önce çok korktum dedi göremeyeceğim diye. Ama orada duruyor. O komutanın büstü orada duruyor. Hepsini, tüm komutanları, emeği geçmiş olan Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk başta olmak üzere herkesi minnetle anıyorum. Bu kitabı okuyarak onlarla birlikte o ruhla sizin de vakit geçirmenizi diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Diğer paylaşmak istediğim kitaplarımda ve videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Hoşça kalın.